hiç yazmıyor. Yazıklar olsun ona. Eskiden kanki. Benimden. Eskiden. Abi eskinde bile çıktın. Bugün koyacak bir şey bulamadım evde. Ama yıl sonuna kadar bunların durmasının imkanı yok. Çünkü aldığımda bile yani. Böyle nereye koyacağımı bilmiyorum asla. Hissetmiyorum. Yani neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece konuşuyorum, farkında mısınız bilmiyorum ama bu kaçıncı açtığım video sadece şey oluyor. Konuşuyorum yani, kamerayı oraya koyuyor ve konuşuyorum. Bir saniye şimdi. Ben normalde otururken sırtım boyum ağrımasın diye bunu aşağı indiriyorum. Şimdi yukarı şey yaptım. Yani gözlerime bakın diye. Kahve yaptım kendime. Bugün 2 Ocak. Alışkanlık olarak aldım eski ajandamı, açtım. 2 Ocak yok. Ya dedim, nasıl yok? Aman dedim sonra. Sonra ajandamı açtım ve ilk sayfalarını açtım. Geçen sene yeşil almak istiyordum ama geçen sene işte o ajandayı almıştım. 6-7 ay doğru düzgün kullandım fotoğraflı bir şekilde. Onu yeşil aldım diye de bunu mavi almıştım. Bu sene sadece bu olduğu için bunu yeşil aldım ve sadece ders için kullanıyorum. Başka çok istiyorum fotoğrafları falan yapıştırayım, yaptıklarımı yazayım ama şu an ne ajanda düzenlemeye bir vaktim var ne de başka bir şey. Normal derslere bile yetişemiyorum ki, evdeyim yani. Bir de okula gidiyor olsaydım bilmiyorum ne olurdu. Hiçbir şeyim yetişmiyor. Yani hiçbir şeyim yetişmiyor hem de. Sabah bu kitap okudum. Yani 15 dakikada falan bitti. Ya bayağı da kitap okumuyordum. En son bir tane kitaba başlamıştım, bitiremedim. Öyle kaldı. Çünkü vakit bulamıyorum diye bahaneler uyduruyordum. Ama sabah bunu okudum. Çağla ablayla görüşmemi beklerken bunu okudum ve bitirdim. Zaten ince. İçerisi de zaten çocuk kitabı gibi olduğu için. Bu şekilde. Şimdi ben uzun zamandır kitap okumadığım için böyle daha çok şey okumak istiyorum şu an. Hani şeyden çıkıyor diyorlar ya, ne diyorlardı ona? Bir şeye girdim diyorlar, kitap okuyamıyorum. Slumber Party diye isim geliyor. Neydi o? İşte değişik bir adı var, bir şeye girmek deniyor. Kitap okumama dönemine girmek. Şu yapsam bunu almıştım, o yüzden bunu okuyacağım. Klasik kitaplardan benim kaçış yılı yani. O yüzden bunu okuyacağım. Yani şu an okuduğum kitapları sadece okumak için okuyorum. Yani öyle denmez. Ayıp. Yani öyle demediğimi varsayın ama siz benimle demek devam ediyorum. Sustu ses. O yüzden bunu okudum. Nerede kalmıştım? Ya bunu okumak istiyorum çünkü ya bu yazarın daha önce serisini okudum. O yüzden bu kitabın da akacağını düşünüyorum. Çünkü kendini okutturuyor. Böyle okuduğunuz akıyor gidiyor. Çok tatlı olmuş kapağı. Mazamı topladım birazcık. Şimdi ders çalışacağım 2 saat kadar. Sonra spor yapacaktım. Normalde bilmiyorum yapar mıyım. Bugün birazcık yatış günü gibi bir şey oldu. Çünkü normalde yeni planlarıma göre kütüphaneye gitmediğim günlerde, evde kaldığım günlerde saat 6'da uyanıyorum. 2 saat ders çalışıyorum. 6'da uyanmıyorum. 6.30 gibi uyanıyorum. 7'de derse oturuyorum. 2 saat ders çalışıyorum, 9 oluyor. 1 saat mola veriyorum, 10 oluyor. O 1 saat verdiğim molada kahvaltı yapıyorum.
yoga, pilates, karın kası videoları ya da bacak videoları gibi videolar seçiyorum keyfime bağlı, onları yapıyorum. Onun dışında bir saat çok çabuk bitiyor zaten, başka bir şey yapamıyorum. Sonra 10'da bir daha oturuyorum, 10-12 arası ders çalışıyorum. Genelde 12'den 12.30'a kadar mola verip kahve yapıyorum. Sonra 12.30'dan yine 2 saat çalışıyorum. Sonra yarım saat mola veriyorum. O şekilde çalışıyorum ve evde daha verimli çalışabildiğimi fark ettim o sayede. Geçen gün 10 saate kadar çıktım. Yarın bir daha deneyeceğim bunu. Normalde bu sabah deneyecektim. 6'da kalktım. Sonra geri uyudum. Ama 6'da kalktım, paragraf çözdüm. Ondan sonra uyudum. Tamam, bunu saymıyoruz. Bugün yokmuş gibi. Bugün benim için 1 Ocak yatış günüydü. Böyle bir şey demek istemiyorum çünkü insanlar yatıp uyumuyor. Yani çok mutsuzum, çok keyfim kaçık son zamanlarda. Saçımı toplayıp derse oturacağım artık, yeter. Bakıta bakacağım işte, dedim ya. Sonra bir daha belki uyumadan önce. Bunu okudum gerçi bugün 15 dakika. 15 dakika daha okuyayım, yarım saat okumuşum. Bu bitti böyle. Bunun içini gösterdim değil mi böyle? Bu yazarın kitapları çok güzel. Akarisu'nun şarkısıyla Ben Kirke. Ben derse oturuyorum. Görüşmek üzere hepinize yarın sabah büyük ihtimalle. Çünkü şu an çektiğim videolarda bir daha konuşmak istemiyorum. Çok konuştum. Şimdi görüşürüz. Evet, öpüyorum. Ve 9.30'a kadar kesin olarak bunu yapacak enerjim var şu an ve bunu... Maybe stir fry if I really try, but I don't think that'll last me forever. In these clips I'm helping my mum make tea, and she's teaching me all the tricks. Normalde bugün deneme günümdü. Yani dershaneye gidip denemeye giriyorum. Ama bugün öyle bir gün değil. Dün akşam çok karnım ağrıyordu. Yani gerçekten çok ağrıyordu. Yani her ay karnım çok ağrıyordu. Dün özel bir şey değil. O yüzden uyuyamadım. Uyudum. Dedim sabah geçer giderim. Uyandım, hala ağrıyordu. O yüzden... Bugün evdeyim ve saat şu an 11.30'a geliyor. Hiçbir şey yapmadım. Yapamadım. Yatakta yatıyordum. Yapabilecek bir şeyim yoktu. Ama şimdi derse oturacağım. Kargom geldi. 3-4-5 yayınların denemeleri geldi. Onları size göstermek istiyorum. Kargoyu içeride açtım. Çünkü kargo paketi yırtıktı. Ben de orada açıp çöpe attım hemen. Koronadan beri ya, tamam, normalde hani zaten böyle şeylerin pis olduğunu ve kirli olduğunu düşünüyorum yani. Bunu bir kenara bırakırsam şu, ama koronadan beri hani her şey çok pismiş. Özellikle bu kargolar şimdi nereden geldi belli olmayan şeyler olduğu için.
Sanki böyle bütün pislikleri eve getiriyormuş gibi hissediyorum. Şimdi yapılacak şeylerim şöyle. Bunlar nasıl biter hiçbir fikrim olmamakla birlikte. Akşam pilates var. Belki pilatese gitmeyeceğim. Çünkü karnım hala ağrıyor olabilir. Yani karnımın ağrıma bahanesine sığınmıyorum asla. Şimdi yapacağım şeyler. Şimdi kolay şeyleri hemen yaparım. Hemen yapmayayım. Kolay şeyleri sona bırakayım. Hep kaçtığım şeyler var genelde. Bu kamera yamuk. Aslan programındaki şeyler günü gününe bitmiyor bu arada. Hep mesela sarkıyor. Bir sonraki güne sarkıyor. Özellikle yapmak istemediğim bir şey varsa eğer... Gittikçe gidiyor. Denemeleri göstereyim mi size? Sonrasında daha detaylı gösteririm şu an. Sadece şöyle göstereyim. TYT matematik. Bende TYT matematik vardı ama soruları değişmiş. Türkçe. Fen bilimleri ve de paragraf var. Şu an ne yapacağımı size söyleyeceğim. Bir sürü videom var, tamam mı? Hazırda en az böyle parça parça olan 100'den fazla videom var. Ama edit yapmadığım için bu hangi video, nasıl bir video, ne çekmişim, ortada ne var hiçbir fikrim yok. Şimdi size yapacaklarımı göstereceğim. Öncelikle sonra şeyi sormuşsunuz. Bu defter ne için kullanıyorsun? Burada, bu benim ajandam, bu seneki ajandam. Burada normal programım var, haftalık programım. Kopilot'la yaptığım program Çağla ablayla. Bu haftalık programım. Bunda da saatlere bölüyorum programımı. Hani mesela daha zamanın verimini kullanabilmek için 2 saat içerisinde yapabileceklerimi yazıyorum. O şekilde kullanıyorum. Böyle. Hala bozma arıyor. Şimdi ilk olarak şu denemelerin hepsini çözmek istiyorum. Çünkü çözeceğim şu sayılar yok herhalde. Denemesini çözeceğim. AYT edebiyatı çözeceğim. Sonra AYT coğrafyayı çözeceğim. Dil bilgisi bir de sosyalim var. TYT sosyal. Bunların hepsini şu an çözüp bitireceğim. Ondan sonra programdaki şeylere devam edeceğim. Ay, burası o kadar karışık ki. Sonra analiz yapılacak şeyler var. Şeyler diyorum artık. Yani düşünün. Türkçe denemelerim var. Çözdüğüm bu hafta. O hafta dışında da var galiba. Yine bir edebiyatım var. AYT var. Bir AYT daha. Buraya nereden gelmiş bilmiyorum. Sonra bu TYT 3-4-5'in ki var. Yine AYT sosyal mi bu? AYT sosyalim var. Yani bunlara bakacağım. Bunlara baktıktan sonra genel denemelerin analizlerini yapacağım. Onlardan yapılacaklarım var. Onun dışında 2 tane orijinal matematik problem ve paragraf çözüyorum. Çok fazla yapacağım şey var ama yapan yok. Namlı günlük sınıf kalınlaştırıp kromatin iplikten kromozoma dönüştürürüz. Sevgili dostum, bu olayda çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyip kaybolur ki kromozomlar serbest kalsın hücre içerisinde. Ve interfaz evresinde kendini eşlemiş olan hayvan hücrelerinden bahsediyoruz tabii ki de sentozomlar. Bunlar iyi ipliğini oluşturup yavaştan hücre efekolarından yakalamaya çalışırlar. Hangi evrede? Profaz evresinde. Tebrik ediyorum. Kromatin iplik, kromozoma dönüştürür. Grafik olarak gösterecek DNA miktarını. Önce değerli dostum 2x DNA'mız vardı. Hücre kromozom seçerken ve sonunda hücre ip mass demiştik değil mi hocam? İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz, takine.